Evet. Kazanım 1 ile başlıyoruz. Aşağıda verilen ifadelerin kaç tanesi polinomdur demiş. Şimdi polinom olması için ne gerekiyordu? Kaç sayıları reel sayı, doğru mu? Ve x'in kuvvetleri doğal sayı olacak. P eşittir 1903 zaten bu sabit polinom. Sonuçta 1903 reel sayı ve bunun x'in kuvveti olarak x üzeri 0, x üzeri 0 gibi düşünebilirim. Doğal sayı. Yani sabit sayı olduğundan sıkıntı yok bu polinom. 2'ye bakıyorum. x'in kuvvetlerine bakıyorum. 2 doğal sayı. Burada 1 var doğal sayı. Sabit terim var. Sıkıntı yok. Kat sayılar 1 2 kök 2. Kat sayılar reel sayı. Bu da bir polinom. Sıkıntı yok. 3'e geçtim. Şimdi burada 3'te şu ifade önemli. Zaten köklü ifadeler en çok dikkatimi çekecek ifade. Kök x küp. Kök x küp demek. X üzeri 3 bölü 2 demek. Bunu 3 diye zaman. Burada da 3 var. X'in kuvveti. Burada kare kök olduğu için bölü 2 demek. X üzeri 3 bölü 2. Şuradaki 3 bölü 2 doğal sayı değil. Ama ne demiştik biz? X'in kuvveti doğal sayı olmalı. Yani böyle rasyonel sayı, kesirli sayı olamaz. O yüzden bu bir polinom değil. Da ee, sıkıntı yok. Geçtim 4'e. Şimdi bak burada ne var? Kare 2'nin kübü x 2x artı 3. Şimdi burada x'in kuvvetleri 1, 2, 1. Yani şunları tek seferde de yazabilirim, fark etmez. Önemli olan burada x'in kuvvetleri doğal sayı. Sıkıntı yok. Kat sayılar katsayı kat sayı reel sayı olabilir. Yani şuradaki küp kök 2'nin kübü demek aslında işte küp kök 8 ya da ben bunu 4 kere 2'den 2 kök 2 diye yazarım. Bu bir reel sayı. Kat sayısı reel sayı olabilir. Kat sayısı köklü olabilir. Sıkıntı yok. O zaman bu ne oldu? Bir polinom oldu. Diğerine geçtim. Şurada 1 bölü x üzeri 7 olamaz. Çünkü bu x üzeri eksi 7 demek. 1 bölü demek. x üzeri eksi 7 demek. E buradaki eksi 7 doğal sayı değil. Yani x'in kuvveti burada negatif. x'in kuvveti negatif olamaz polinomda. Bu bir polinom değil. x küp eksi x üzeri eksi 2. Buradaki eksi 2 doğal sayı olmadığı için. Bunun da polinom olmadığı çok açık. Sonuncuya bakıyorum. Kat sayılar 2 kök 3, küp kök 7, 5'in derinden kök 4. Onun dışında küp kök içinde 2 eksi kök 2. Bunların hepsi reel sayı. Reel sayı olduğu için kat sayı reel sayı olabilir. X'in kuvvetlerine bakıyorum. 3, 2, Bunlar da doğal sayı. O zaman bu da bir polinomdur. Yani 1, 2, 4 ve e, 7'de verilenler polinom olacak. Toplam 4 tanesi polinomdur. Cevabım C olur. Geçtim ikinci soru. Polinomun derecesiyle baş kat sayısının toplamı. Derecesi neydi? X'in en büyük kuvveti. O zaman buradaki derece Px. Derece Px. Bunu bu şekilde göstereceğim için tekrar yazdım. 7. Baş kat sayısı zaten ne? şuradaki 7, x üzeri 7'nin kat sayısı. Yani derecesi ile baş kat sayısının toplamı ne yaptı? 11 yaptı. Cevabım B oldu. Üçüncü sorudayım. Px polinomu ile ilgili aşağı gelen kaç tanesi doğrudur? Px'in derecesi 4'tür. Bakıyorum. Evet en baştaki terimin derecesi 4 ama burada daha büyük dereceli terim var. Bak yani burada solda yazılması başta yazılması derecenin olduğu anlamına gelmiyor. Burada derece olarak 5 var. Derece Px bu Px polinomunun derecesi 5'tir. En büyük dereceli terimin derecesi 5 yani. Der Px 5 o zaman 4 değil yanlış. Baş kat sayısı 12'dir. Bu da yanlış. Neden? Çünkü baş kat sayısı eksi 2'dir. X üzeri 5'in kat sayısını alacağım. X üzeri 4'ün değil. O yüzden baş kat sayısı 12'dir yanlış. Px polinomunun Px'in 3 tane terimi vardır. Yanlış. 1, 2, 3, 4. Her biri bir terimdi. 1, 2, 3, 4 terimi var. Px'in sabit terimi 1'dir. Yanlış. Sabit terimi eksi 1'dir. İşaretiyle birlikte alıyorum. Yani kaç tanesi doğru oldu? Sıfır tanesi doğru oldu. Hepsi yanlış oldu. Cevabım A oldu. Birinci kazanım bitti. İkinci kazanıma geçebiliriz.